Edwin Hubble, gökbilimi alanında nesillerdir yapılan çalışmaların üzerine yeni kanıtları da ekleyerek karşımıza evren hakkında çok basit bir fikirle çıktı. Bu evrenin genişlediği fikriydi. Bunun hakkında düşündüğünüzde gerçekten akıllara durgunluk veren cinsten bir fikir olduğunu anlayacaksınız. Örneğin bunun anlamı evrendeki her şeyin, bütün galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin ve vücudunuzdaki tüm atomların geçmişte küçücük bir alanda sıkışık olduğudur. Muhtemelen bir atomdan daha küçük bir alan. Hatta bir kağıda yapabileceğiniz en küçük noktadan bile küçük. Bu çok garip bir fikirdi. Hubble'ın zamanındaki gökbilimciler bile bu fikirle çok uğraştılar. Ama bazı bilim insanları kanıtları çok ikna edici olduğunu düşündüler ve buna daha fazla odaklandılar. Yavaş yavaş mantığı kullanarak eldeki ve yeni ortaya çıkan kanıtlara dayanarak böyle bir evrende neler gerçekleşmiş olabileceğini anlamaya çalıştılar. Hubble, evrenin büyüme hızını hesaplayabilirsek ne zaman oluştuğunu da hesaplayabileceğimizi anlamıştı. Bunun ne kadar harika bir şey olduğunu bir düşünün. Bu, evrenin doğum gününü, hesaplayabileceğimiz anlamına geliyor. O böyle diyordu. Gerçekten de harika. Sonrasında bazı bilim insanları büyük patlamada ne gibi şeyler gerçekleşmiş olabileceğini düşünmeye başladılar. Evrendeki bütün enerjinin ve bütün kütlenin küçücük bir yerde toplanmasının burayı aşırı sıcak bir yer yapabileceğini düşündüler milyarlarca derece sıcaklıkta olmalıydı. Ayrıca çok da yoğun olmalı ve öylesine hızlı geliş genişlemeliydi ki bu bir çeşit patlama gibi gerçekleşmeliydi. Bu durum İngiliz gökbilimci Fred Hoyle'ı cesaretlendirdi. Bu teori üzerine her zaman şüpheyle yaklaşmış ve dalga geçmek amacıyla bunu büyük patlama teorisi olarak adlandırmıştı. Big Bang teori. Aslında kendisi alay ediyordu ama isim aynen öyle kaldı. Sonra bazı bilim insanları bu aşırı koşullar altında madde ve enerjiye ne olduğunu düşünmeye başladılar. Çokça yardım aldılar çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında birçok insan atom silahları üzerine çalışıyordu. Atom silahları da benzer şekilde aşırı koşullarda kurgulanıyordu. Einstein aşırı ısıda ve sıcaklıkta maddenin enerjiye dönüşebildiğini ortaya koymuştu. Bu ikisi birbirlerine dönüşüyorlardı. Yani buldukları ilk şey buydu. Başlangıçta evren madde ve enerjiden oluşan bir çeşit bulanıklıktı. Ayrıca evrenin genişledikçe soğumuş olabileceğini anladılar. Madde ve enerjinin farklı sıcaklıklarda ve basınçlarda farklı davrandıklarını da biliyorlardı. Yavaşça büyük patlamanın ilk anlarındaki sıcaklıkları ve basıncı anlamaya başladılar. Böylece Büyük patlamada ne olduğu ile ilgili iyi, mantıklı ve kanıta dayalı bir hikaye oluşturmaya da başladılar. Büyük patlama anında ve öncesinde ne olduğunu veya büyük patlamanın neden olduğunu tam olarak açıklayamıyoruz. Kozmologların bu konuda bolca fikirleri var ama ortada gerçek bir kanıt yok. Bu sebeple büyük patlama kozmolojisi büyük patlamanın neden olduğu hakkında veya tam evrenin oluştuğu anda ne olduğu hakkında herhangi bir geleneksel hikayeden daha iyi bir açıklama yapmıyor. Ama ondan salise kadar sonrası için çok iyi kanıta dayalı mantıklı bir hikaye sunabiliyor. Zaman ve mekanda dahil olmak üzere her şeyin büyük patlamada ortaya çıktığına inanıyoruz. İlk birkaç şey muhtemelen müthiş bir hızla gerçekleşmişti. Bu sebeple hikayemizi evrenin oluşumundan sonraki saniyenin birkaç milyarda birlik anından başlıyoruz. O an her şey alışılmışın dışında. Evren aşırı derecede sıcak ve yoğun. Ayrıca hayal edebileceğiniz en süratli şekilde genişliyor. Ancak genişledikçe soğuyor ve soğudukça farklı enerji formları ortaya çıkmaya başlıyor. Enerjinin dört temel hali ki biz bunlara dört temel kuvvet diyoruz. Birincisi yer çekimi. Hatırlarsınız bu kuvveti Newton tanımlamıştı. Yer çekimi evrenin oluşmasının ardından bir saniyenin 36 milyarda biri geçtikten sonra ortaya çıktı. Daha sonra pozitif ve negatif yüklerle birlikte elektromanyetizma ortaya çıktı. Buna hepimize tanıdık gelen ismiyle elektrik de diyebiliriz. Sonrasında Üçüncü ve dördüncü kuvvetler ortaya çıktı. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler. Bunlar çok küçük mesafelerde çalışırlar ve atomlardaki çekirdek merkezlerini bir arada tutarlar. Bu enerjilerden bazıları ilk maddeyi oluşturmak için dondurulmuş bir haldeydi. Şunu hatırlayın, enerji bir şeylerin olmasını mümkün kılıyor. Madde ise evrenin malzemesi. Hatta temel yapı malzemesi diyebilirim. Maddenin ilk halleri muhtemelen taneciklerdi. Tanecikler ilk anda üçlü bir şekilde birleşerek pozitif elektrik yüklü protonları ve yükü olmayan nötronları oluşturdular. Protonlar ve nötronlar tüm atomların çekirdeklerini oluştururlar. Hemen sonrasında elektronlar ortaya çıktı. Bunlar protonlardan ve nötronlardan çok daha hafiftiler ve negatif elektrik yüklüydüler. Protonlar ve elektronlar zıt yüklü olmalarına karşın henüz birleşemiyorlar. Çünkü o esnada etrafta çok fazla şey olmakta ve çok fazla enerji var. Daha sonra bilim insanlarının plazma evren dedikleri safhaya giriliyor. Bunların hepsi bir veya iki saniye içinde meydana geliyor. Evren bu safhada 10 milyar derece sıcaklıkta. Halen çok ama çok yoğun. Muhtemelen bir parça kayadan 100 bin kat daha yoğun. Eğer bu taş büyüklüğünde bir parça evreni elime alsaydım, bu muhtemelen 25 fil ağırlığında olurdu. Gördüğümüz evren aynı zamanda bir plazma. Bu aslında orada yüklü parçacıklar olan protonların ve elektronların hüküm sürdüğü anlamına geliyor. Yüklü olmalarından dolayı evren sanki o anda cırt cırtlarla dolu gibi. Işık fotonlarına yapışıyorlar. Geçmeye çalışan elektromanyetik enerjinin fotonlarından bahsediyoruz. Yani evren bugünkünden çok daha farklı. Işık evrenin içinde kolaylıkla yol alamıyor ve evrenimizin temel yapı taşı olan atomlar oluşamıyor. Fakat büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra plazma sona eriyor. Bu bizim hikayemiz için çok önemli bir küçük eşik. Bunun iki sebebi var. Birincisi, plazma sona erdiğinde atomların oluşması mümkün oldu. İkincisi ise, plazmanın bitişi, büyük patlama kozmolojisi için yeni ve güçlü bir kanıt daha ortaya çıkardı. Öncelikle, ilk sebebe Birlikte bakalım. Neden plazmanın bitişi hikayemiz için çok önemli dedik. Atomların meydana gelişi. Büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra evrenin sıcaklığı 3000 dereceye kadar düşmüştü. Bu soğuk yıldızların yüzeyindekine benzer bir sıcaklık derecesi. Bu sıcaklıkta protonların ve elektronların yükü birleşmeye yetecek kadar güçlüdür. Böylece evren bir anda plazma yerine elektriksel olarak nötr atomlarla doldu. Çünkü bu iki zıt yük her atomda birbirini sıfırladı. Burada durup atomları biraz daha düşünelim şimdi. İlk ortaya çıkan atomlar hidrojen ve helyumdu. Hidrojen atomunun merkezinde bir tane pozitif yüklü proton ve bazen de bir nötron bulunur. Helyum atomunun merkezinde ise iki tane pozitif yüklü proton ve genellikle de iki nötron bulunur. İki atom türünde de merkezlerinin etrafında dönen elektronlar vardır. Genellikle elektronları protonlarla eşit sayıdadır. Böylece yüklerini sıfırlarlar. Size harika bir atom tanımı okumak istiyorum. Bunu Natalie Angier yazmış. Bu tanım atom yapısını anlamamıza yardım edecek. Eğer bir atomun çekirdeği dünyanın merkezine yerleştirilmiş bir basketbol topu olsaydı, elektronlar dünyanın atmosferinin en dışında dönüp duran kiraz çekirdekleri olurdu. Atomları düşündüğünüzde bu örneği gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Artık atomlar nötr hale geldiği için Işık fotonları evrende rahatça hareket edebilmeye başladı. Yani cırtırtlar kayboldu. Yüklü parçacıklar artık sorun teşkil etmiyor. Bu da bizi plazmanın sona erişinin hikayemiz için önemi konusunda ikinci sebebe götürüyor. Bu olay büyük patlama kozmolojisi için büyük bir kanıt sundu. 1940'larda bazı bilim insanları evrenin soğumasıyla bütün maddelerin bir noktada elektriksel olarak nötr hale gelmiş olabileceğini ve bu anda ışık fotonlarının evrende rahatça hareket edebildiğini düşündüler. Bunun bir çeşit enerji ışıldaması olabileceğini de düşündüler. Hatta bazıları neden bu ışıldamayı araştırmıyoruz ki dediler. Bu büyük patlama kozmolojisi için önemli bir dayanak olacaktı. Fakat garip bir şekilde kimse bunu araştırmadı. Muhtemelen bu sebeple bazı bilim insanları bu fikre daha şüpheci yaklaşıyorlardı. Sonra 1960'larda Arno Penzi, e, Penzias ve Robert Wilson isimli iki gökbilimci çok hassas bir radyo alıcısı yapmaya çalışırlarken aniden bu enerji ışıldamasına takıldılar. Yaptıkları radyo alıcısıyla her nereyi hedef alsalar bu enerji tısmalı, e, tısmasıyla karşılaşıyorlardı. Evrenin her yerinden geliyordu ve yakalanan her enerji birbiriyle aynıydı. Bunu bir düşünün. Ne kadar tuhaf, değil mi? Evreni hedef alıp bir galaksiye denk gelirseniz enerji saptamayı bekliyorsunuz. Ama uzay boşluğunda enerji bulmak mı? Bu gerçekten çok tuhaftı. Başta anlayamadılar. Sonra diğer gökbilimcilerle konuştular ve sonunda biri onlara 1940'larda iddia edilen o enerji ışıldamasını bulmuş olabileceklerini söyledi. Bilim için çok heyecan verici bir an. Bu keşif Büyük patlama kozmolojisi için çok önemli bir dayanak çünkü bu 1940'larda yapılan o enteresan varsayımı destekliyor. Ayrıca başka hiçbir teori bu enerjinin sebebini ve nereden geldiğini açıklayamıyor. İşte işte tam o anda birçok gökbilimci büyük patlama kozmolojisi konusunda ikna oldu ve bunun evrenin geçmişinin gerçek hikayesi olduğunu kabul ettiler. O zamandan beri büyük patlama kozmolojisini destekleyen birçok kanıt bulundu. Buna rağmen günümüzde Hubble'ın kanıtı ve kozmik arka plan radyasyonu kanıtı büyük patlamayı destekleyen en güçlü kanıtlardır hala. Bu hikayeyi bilim tarihinde tekrar tekrar göreceğiz. Bazıları gerçekle ilgili yeni iddialarda bulunup bunu mantığa ve kanıtlara dayandırdığında ama yeterli kanıt olmadığında çevredeki insanlar bunu ilgi çekici bulsalar da yeterince ciddiye almayacaklardır. Ama sonra adım adım yeni kanıtlar ortaya çıkacak ve bir noktada herkes aniden gerçekten olaylar böyle olmuş diyecekler. İşte o zaman onların iddiaları ortodoksi olarak kabul görecektir. Bunun benzerlerine bu bölümde sıklıklara rastlayacağız. Anlattığımız hikayeyi bir daha düşünün. Aslında ne kadar muazzam. İnsanlık olarak nesiller boyunca bilgilerimizi paylaştık ve yavaş yavaş iyi, güçlü ve kanıta dayalı bir hikaye ürettik. 10 yıl, 100 yıl veya 10 bin yıl öncesiyle ilgili değil de evrenin ortaya çıktığı an olan 13.7 milyar yıl öncesiyle ilgili bir hikaye olduğunu düşündüğümüzde daha çok etkilenmiyor muyuz? Sizi bilmem ama bence bu akıllara durgunluk veren bir olay. Hadi şimdi özetleyelim. Büyük patlama çevremizdeki her şeyi yarattı. Tüm maddeyi ve enerjiyi. Ayrıca ileride daha karmaşık şeylerin oluşabilmesi için de temel oluşturdu. Bu sebeple bu olayı birinci önemli eşik olarak düşünüyoruz. Büyük patlamadan önce hiçbir şey yokken başlayan hikaye, büyük patlamadan sonra bir şeye dönüştü. Bu da karmaşıklıkta artış sayılır.